bir avlu altında dolaşmaya devam ediyorum. Karşısı Tumbe yaylası. Müthiş bir sessizlik var. Tek ses su sesi. Çeşmecik dolmuş. Suyu atıyor aşağıya doğru. Rahmetli Ali Köse amcamızın yaylı evine doğru inelim. Evi burası. Bahçesi buradan aşağıydı. O kadar bayır ki. Bir sürü ceviz ağacı. Armut ağaçları var burada. Ihlamurlar var. O rahmetliler burada yaşarken buraya gelirdi teyzem. Fatma teyzemizin yanına. Bu dönem buradaki berekete şahit olmuş kişilerden. Ben de bir tanesiyim. Bak buradaki evde sonradan yaptığı ikinci yaylı eviydi. Buralar müthiş bereketliydi. 5-6 tane sivri oluyordu. 3-5 tane koyun da oluyordu. Şimdilerde onlar rahmetli oldu. Burayı böyle canlandıracak o şekilde kimse yok. Giriş kapısı buraydı. Şimdi açılıyor olsa şimdi görsek diyeceğim bunu. O zamanki imkanlarla bir yapıp şunların hepsi elde biçilmiş tahtalardan yapılmış. Evin ahırı. Şu kapıda ne hayvanlar giriş çıkış yaptı. Şu duvarlara bakın. Köşe başları harçla yapılmış. Geri kalanları çamurla taşlar koyulmuş. Ve saba sağlam ayakta. Bakın ne çeviz ağaçları var burada. Armut ağaçları var. Eskisi gibi değil, yok köylerin neşesi. Issız kaldı kapılar, çıkmaz anamın sesi. Oy, tutmaz seni dizlerin, çıksan yüksek dağlara. Kaç sene dur gitme dur, ey anam yaylalara. Nenem yaylalara. Oy, kaç sene dur gitmedin, ey anam
sarı, girsen yollarına bir kere görsen bari. Ay, kukon bağır dağlara, dağlar duysun sesini. Bu yayla hasret nolu kesiyor nefesini, kesiyor nefesini. Buluşur muyuz acaba? Mahşer günü bir daha buluşur muyuz acaba? Buluşur muyuz acaba?